Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarda iki boyutlu çizim dersine hoş geldiniz. Bu hafta ikinci konumuz olan komut giriş yöntemleriyle devam edeceğiz. Şöyle ki çizim programları çeşitli görevleri yerine getiren komutlardan oluşur. Bu komutlar işlevlerine göre gruplandırılmıştır. Örneğin çizim komutları, düzenleme komutları, dosya komutları, görüntü komutları ve benzeri komutları çalıştırmak için birkaç farklı yol izlenebilir. Hangi yolun izleneceği tamamen kullanıcının tercihidir. Bu komut şuralardan biriyle çalıştırılabilir. Farklı farklı arkadaşlar komutlarımız var. Bu komutları siz hangisiyle yapmak istiyorsanız ona göre seçip o komuttan devam edip işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar bu konuda. Şöyle ki komutun adını komut satırına yazmak ve Enter tuşuna basmak. Neymiş? Komutun adını komut satırına yazmak ve Enter tuşuna basmak. Komutun kısa yolunu somut satırına yazmak ve Enter tuşuna basmak. Ekran menüden komutu seçmek. Ekran menüden komutu seçmek. Menü çubuğunda komutun bulunduğu sekmeyi tıklayarak açılan menüden komutu seçmek. Komutu çalıştıran simgeyi araç çubuğunda işaretlemek. Şimdi arkadaşlar bunlar dediğim gibi sizin nasıl istiyorsanız hangi komutta çizim yapmak istiyorsanız ve hangi komutta çizime başlamak istiyorsanız sizin tercihinizi seçip o komuttan devam etmek sizin elinizde. Bu konuda söylemek istediğim birçok çizim programı var. Birçok komut var. Komutları siz seçip siz devam edeceksiniz. Mesela daha söylediğim gibi örneğin dedik çizim komutları, düzenleme komutları, dosya komutları, görüntü komutları ve benzeri komutları çalıştırmak için birkaç farklı yol izlenebilir. Hani bu komutları çalıştırabilmek için yani birçok yol var yani. O sizin tercihiniz. Arkadaşlar bu konuda dediğim gibi size diyebileceğim bugünkü dersimizin konusu bu. İyi çalışmalar diliyorum size. Kendinize iyi bakın. Biliyorsunuz pandemi dönemi. Mesafenize dikkat edin. El hijyenine çok dikkat edin. Kesinlikle maskenizi ağzınızdan çıkarmayın. Bu benim size tavsiyem. Çünkü hastalık birkaç kişinin, birkaç sorumsuz kişinin kendini bilmeden yaptığı şeyden dolayı birçok insan o sorumsuz kişinin cahilliğini çekiyor. Hepinize başarılar diliyorum. Derslerinize çalışın. Görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun.